Pahalı telsizi alsam çok daha uzaklarla haberleşebilir miyim? Gelin bu ön yargıyı birazcık masaya yatıralım. Özellikle amatör telsizciliğe yeni başlayanların hataya düştüğü bir konu var. Telsiz ne kadar pahalı ve marka olursa o kadar uzaklarla haberleşebileceklerini, çok daha kaliteli QSO'lar yapabileceklerini zannediyorlar. Bu ön yargıyı birazcık açmak istiyorum. Aslında mesele telsiz değil. Aslında mesele anten ve aktarma hattı. Samuray kılıcı gibi. Evet, bu konu birazcık tartışmaya açık gibi gözükse de aslında tartışmaya tamamen kapalı bir konu. Evet, bir yerde telsiz de önemli. Yani telsizin de kalitelisini almak bizler için iyi. Belli bir yerden sonra kaliteyi arar duruma geliyoruz. Ama o aşamaya gelene kadar tabii ki bunlara para harcamak bence çok gereksiz. Çünkü ben amatör telsizciliği el telsiziyle başladım. Daha sonrasında da HF tarafına geçerken küçük FORTI devreleri vardı. 7023 MHz'de çalışan ve sadece CW gönderebilen bir devreydi. Küçücük bir devreydi ve o devreyle ülkeler arası görüşmeler yaptım. Morse'a birazcık daha merakım arttı. Antenler denedim. Kendimi geliştirmeme ama çok yardımcı oldu. Daha sonrasında da sevdiğim iki abim USDX'in bir versiyonunun devrelerini bana yolladı. Onları kendim topladım. Daha sonrasında işte o devreyle beraber artık USDX hayatıma girmişti ve SSB, CW, dijital çalışabileceğim gerçekten HF bir telsizim vardı. Ve avuç içime sığan bir devreydi. Marka veya pahalı bir şey değildi. Evet, belli bir bütçesi vardı ama tabii şu aldığım USDX de temelde aynı ama bundan çok daha ucuza mal edilmiş bir cihazdı. Ona rağmen ben onu çok uzun süre kullandım. Sesli görüşmeler yaptım, dijital görüşmeler yaptım, Morse görüşmeleri yaptım ve bunların çoğu çok uzak mesafelerdi. Hatta o telsizi çok fazla modifiye ettim, gücünü arttırmaya çalıştım, çok bozdum, devre yollarını patlattım. Benim öğrenmeme çok katkısı oldu. O yüzden bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki marka bir telsize ihtiyacınız yok. Edinmeniz gereken en önemli ekipmanlardan, en çok para harcamanız gereken şeylerden biri aktarma hattıdır. Konnektörler, kablolar, RG58 demiyorum. Heliax'lar, RG213'ler, özellikle VAF, UAF bandında çıkış yapacaksanız bu kabloları çok kalınlaştırmanız gerekiyor. Üzgünüm ama RG58 kullanıp VAF, UAF kullananlar, dandik kablo kullananlar, gücünüzün çoğunu şu kabloyu ısıtmak için kullanıyorsunuz. Çatıya pahalı pahalı marka antenler koyuyorsunuz, bilmem neler koyuyorsunuz, onlara deli para harcıyorsunuz ama masa telsizinden bastığınız 100 watt anteninize maksimum 20 watt, 30 watt olarak çıkıyor. Yani antende 20 watt kullanıyorsunuz. Kullandığınız 100 wattın 80 wattını bu kabloyu ısıtmak, havayı ısıtmak için kullanıyorsunuz. O yüzden yeni başlayan arkadaşlar öncelikle para harcamanız gereken şey telsiz veya anten değil, aktarma hatlarıdır. Gücümüzün çoğunu havayı ısıtmak için, kabloyu ısıtmak için kullanmayalım, antene ulaştırabilelim. Tabii nelere boşa para harcıyoruz gibi düşünmemek lazım. Bu milli servettir, elektrik dediğimiz şey ve gerçekten boşa harcanması beni üzen durumlardan biri açıkçası. O yüzden ben HF kullanırken dahi önceden RG213 kullanıyordum. Kalın bir kablo kullanıyordum. HF frekansları daha az kayıp yaptığı için RG58 falan kullanılabilir. Evet, ama onların da kayıpları yine var. O yüzden ben daha önce kullanırken RG213 kullanıyordum çatı antenimde HF kullanırken. Ve gerçekten çok uzun mesafelerle haberleşme yapabildim. Ve birazcık da QRP çalışmanın şu avantajı olduğunu düşünüyorum. Antenlere birazcık daha ilginiz artıyor. Çünkü zaten kısıtlı bir güçle çıkış yapmaya çalışıyorsunuz. Ve bunu en verimli şekilde kullanmaya çalışıyorsunuz. Hem de kazancını arttırarak birazcık daha uzaklara haberleşme yapma ihtiyacınız doğuyor. Burada da tabii teknik bilgi birazcık daha ilgi, alaka ve kendimi nasıl geliştirebilirim konularına geliyor. Dolayısıyla amatör telsizcilik birazcık daha zevkli bir yere doğru gidiyor. Dolayısıyla ben USDX'e özellikle geçtiğim zaman bir tane de Nano VNA analizör almıştım kendime. Bu analizörü alırken ki düşüncem de şuydu. Eğer antene para harcayacaksam bunu en güzel şekilde yapmam gerekiyordu. Ve daha sonra baktım ki antenler bitmiyor. Derya deniz, hani sonu yok. Gerçekten sonu yok. O yüzden bir tane antene vereceğim parayı bu Nano VNA'yı vererek dedim ki ben artık bütün antenleri satın aldım. Satın alırken ki düşüncem buydu ve bundan sonraki gerçeklik de bu oldu. Cidden çok çeşitli anten yaptım. Çok fazla anten denedim. Antenleri iyileştirmeye çalıştım. Kablo kayıplarımı ölçtüm ki bunlarla alakalı videolar da var kanalımda. O yüzden yapabileceğiniz
en mantıklı yatırımlardan biri de bu tür bir analizör almak. Tabii bunların da çeşitleri var. Daha pahalıları var, daha ucuzları var. Onlara da göz atabilirsiniz ama en azından elinizde bir tane analizör olmasını ben isterim. Yani bir tane analizör almak gerçekten işinizi çok çok kolaylaştıracak. Ufkunuzu çok çok genişleteceğini düşünüyorum. Çünkü iyi bir aktarma hattı ve güzel bir antenle gerçekten telsizin ne olduğunun önemi olmadan çok uzaklarla istediğiniz yerlerle haberleşme yapma imkanı bulabiliyorsunuz. Benim bu konudaki rekorum topladığım USDX ile tam olarak 0.5 wattla Amerika ile FT8 görüşmesi yapmamdı. Gerçekten benim için inanılmaz bir keyifti. 14 MHz'de ve gece saat 4 civarında falan bu QSO'yu yapılmıştı ve tamamlanmıştı. Hatta bundan sonrasında QSO'yu yaptığımız Amerikalı amatör telsizciyle mailleşmiştik. Kendisi de gerçekten inanamadı. 0.5 wattla Amerika'ya gitmesi ve kendisi yanlış hatırlamıyorsam 200 watt civarında bir güç kullanıyormuş. Bu şekilde belirtmişti. Çok keyifli bir andı. Çok keyifli bir geceydi gerçekten benim için. Ondan sonra daha da anladım ki yaptığım yatırımın ve harcadığım vakitlerin, öğrenmeye çalıştığım şeylerin gerçekten hakkını vermeye başlamıştım. Yani anten ve aktarma hattının ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşadım. Bunu tabii büyük abilerimizden sıklıkla dinliyorduk, duyuyorduk da. Kendilerini bol bol rahatsız ediyordum. Bazen Instagram'dan vesaire mesaj atıyorsunuz işte rahatsız ediyorum kusura bakma falan diye. Arkadaşlar bunlar benim için rahatsızlık değil. Zamanında öğrendiğim şeylerin telafisi olarak yani bunu kendime bir borç olarak biliyorum. Birazcık da Instagram hesabını açma sebebim oydu aslında. Yaptıklarımı paylaşayım, öğrendiklerimi aktarayım vesaire diye. Konu birazcık büyüdü, farkındayım ama bir yandan da güzel oldu. Amatör telsizciliğin gerçekten neler olduğunu, kendi tecrübelerimi ve bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Yanlış yaptığım veya yanlış söylediğim şeyler olabilir çünkü ben de öğrendiğim kadarını biliyorum. Fazlasını bilmiyorum. Eksiklerim bol bol var. Hala da yolun başında olduğumu düşünüyorum zaten. Her neyse işin özü telsizler çok önemli değil diyoruz ama belli bir yerden sonra telsize de ihtiyacımız oluyor. Ne gibi? Ben Yaosu'yu aldım. Diyeceksiniz ki birader madem o kadar ucuz telsiz işe yarıyordu da ne yapmaya Yaosu aldın? Arkadaşlar benim buna alış asıl sebebim VAF UAF bandında SSB ve CW çalışıyor olması. Hani asıl konumuz oydu. Ben normalde USDX'i zaten kullanıyorum. Çok da memnunum. Hala da kullanıyorum bu arada. HF çalışırken gözlü cihazlarımdan biridir. Zaten çok fazla cihazım yok ama. Bu arkadaşı alma sebebim oydu. VAF, UAF bandına çıkabiliyor olmak. Aslında ben USDX'i VAF, UAF'ye çıkarmak istiyordum. Bunun için çok araştırma yaptım. İşte Barbaros abi vardır. İlk de topladığım devrenin tasarımını kendisi yapmıştı. Onunla da görüştük. Birkaç abime daha sormuştum. Evet teknik olarak mümkün ama aslı astarını geçiyor ve birazcık teknik sorunlar da çıkartıyor. Teknik olarak mümkün olsa da sağlıklı çalışacağı anlamına gelmiyor. Yine başımıza artacak şeyler çıkaracaktı. Birazcık da masraflı olacaktı. Dolayısıyla ben bu arkadaşa zaten amatör telsizciliğimin başından beri yükseliyordum ve kısmet oldu. Güzel denk getirdik. Bir abimizden satın aldık. VAF, UAF bandında artık Morse çalışabiliyorum. Biliyorsunuz ki bilmeyenler de olabilir tabii ki. VAF bandlarında da ülkeler arası görüşmeler yapılabiliyor. Özellikle yaz aylarında. Güzel de bir Yagi anteniniz varsa bu iş gerçekten çok kolay. Aslında Yagi antenine de gerek olmayabiliyor. Bunu Instagram'dan paylaşmıştım daha önce. Bu antenle ve Yaosu cihazla bunu balkona bağlayarak bir ülkeler arası FT8 görüşmem var. Hatta 1-2 tane olması lazım. QRZ sayfamda da loglar kısmında olması gerekiyor. RF bir şekilde yolunu buluyor. Yeter ki isteyin ve gayret edin. Tabii bu arkadaşın pahalı olmasındaki başka sebepler de var. Onlardan biri de tabii ki filtre mevzuları. Çıkış katında bulunan band pass filtreler, işte sonradan eklenebilen SSB ve CW filtreleri gibi çeşitli filtrelerle ses kalitesi arttırılabiliyor. Çıkış katının daha sağlıklı gitmesi sağlanabiliyor vesaire vesaire. İnce detaylar var ama başlangıçta edinmeniz gereken zorunlu şeyler değiller. Gerçekten hani bu belli bir yerden sonra keyif yapmak için düşünülecek şeyler bence. Ondan dolayı bence amatör telsizciliğe özellikle yeni başladıysanız herhangi bir, hatta Instagram'dan soru soranlara da her zaman aynı cevabı veriyorum. Bütçenizin yettiği ve tipini beğendiğiniz herhangi bir el telsizini alabilirsiniz. Çünkü gün sonunda yapacağı iş aynı. Hemen hemen özellikleri de aynıdır. Para harcamanız gereken tek şey anten ve aktarma hattı. Bunu başta anlamıyorsunuz. Hak veriyorum ben de anlamıyordum. 75 ohm kabloyla çatıya anten çekmeye çalışmışlığım var zamanında. Ama inanın şunları para harcamak ileride o kadar çok
kendinize teşekkür etmenize sebep olacak ki. Yani o kayıpları telafi etmek, atıyorum antene çıkan 1 wattı 5 watta çıkartabilmek, yani teknik olarak mümkün değil ama en azından minimum kayıpla çıkartabilmek gerçekten büyük bir keyif ve antenin ulaştığı yerleri de inanılmaz değiştiriyor. Paterni inanılmaz değiştiriyor yani. Yani iyi bir telsiz mi, iyi bir anten mi derseniz, iyi bir aktarma hattı her zaman çok daha iyidir. Dipol anten bile işinizi görebilirken dandik bir aktarma hattı Yagi'ye bağlasanız bile sizi çok fazla uzağa ulaştırmayacaktır. Umarım sorduğunuz birkaç soruya bu şekilde cevap vermiş ve aklınızdaki bazı soruları da gidermiş olurum. Sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz farklı sorular varsa yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Sizin bugüne kadar amatör telsizcilikte veya başka bir şeyde para harcadıktan sonra iyi ki harcamışım dediğiniz neler var? Benimle de paylaşırsanız üzerine konuşmayı çok isterim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese 73.